Bu da kartımızın arka yüzü arkadaşlar. Sayfa 77. Kartımızın arka yüzüne bakıyoruz. El ismu yine Yusuf Ali. Rakamul cevaz. Pasaport numarası. Bu numaraları da şu anda sizin anlamanız, bellemenizi sizden istemiyorum ama bir bilgi olarak da vermekte fayda görüyorum. İnşallah-u Teala yine rakamlarla ilgili çalışmamızı yaptığımızda bunları size detaylı bir şekilde anlatacağız. 3956 şeklinde ifade etmemiz mümkündür. 3956. El-vazife. El-vazife, görev, mihne, meslek. Demin ifade ettik. Talibun, talip, öğrencimiş. Tarihul cevaz, pasaport tarihi. 1982 şeklinde bunu ifade edebiliriz. Mehal milat, doğum yeri, Pakistan. Tarihul vusul, giriş tarihi. Yani giriş tarihi, o ülkeye giriş tarihi. 1982 şeklinde biz ifade edebiliriz. Tarihul milat, doğum tarihi. Tarihul milat, doğum tarihi. 1960 şeklinde ifade etmemiz mümkündür. Sebebu ziyare, ziyaret sebebi. Sebebu ziyare, ziyaret sebebi. Eddirase, demek ki ziyaret sebebi eğitimmiş. Elcinsiye, uyruk, biraz evvel yine aktarmıştık. Pakistaniyun, Pakistan vatandaşı. El-unvanu fi Sudan, Sudan'daki adres neymiş? Ma'had lugat-ı Arabiye, Arap dili yüksek okulu. Şimdi ise arkadaşlar, şurada görmüş olduğunuz kare içerisindeki olan kelimeleri ezberlememiz icap edecektir. El-kelimatul cedide, yeni kelimeler. Yani parçamızda geçmiş olan yeni kelimeleri ezberlememiz icap edecektir. El-ismu, isim. El-vazife, vazife. Mihne, meslek. Talibun, öğrenci. Mehal, yer. Milat, doğum. Pakistan, Pakistan. Pakistani yu, Pakistan vatandaşı. Tarih, doğum. El-cinsiye, uyruk. Rakam, rakam. İsim, isim. İsmi, benim ismim. Bakınız, y harfiyle alakalı bir durum izah etmiştik. Arkadaşlar, burada ufak bir ayrıntı izah etmemizde fayda vardır. Şimdi, iki tür zamir var. Bir, şahıs zamiri, bir de iyelik zamiri. İşaret zamirleri falan o ayrı bir konu. Şimdi ene bir şahıs zamiridir. Mesela ben ene dediğim zaman, ene dediğim zaman ben. Bu bir şahıs zamiri. Ente dediğim zaman sen. Bu da bir şahıs zamiri. İkinci şahıs zamiri. Huve dediğim zaman bu da bir şahıs zamiri. Bu da üçüncü tekil şahıs zamiri. Şimdi iyelik zamiri diye tabir ettiğimiz zaman arkadaşlar, bir şeye tabi oluşunu, bir şeye mensubiyetini ifade eder. Türkçe'de iyelik zamiri denilir. Yani zamirin birisi ben, sen, o, diğeri ise iyelik zamiri benim, senin, onun. Yani şahıs zamiri ben, sen, o manası ifade ederken, iyelik zamirleri arkadaşlar benim, senin, onun. İşte birinci tekil şahısın olan ene zamirinin karşılığı olan iyelik zamiri y harfidir. Biz bu y harfini, bizim bildiğimiz y harfi, yani bu 28 harfte olan y harfi, o harfimizi arkadaşlar herhangi bir ismin sonuna ilave ettiğimiz takdirde o ismin bize ait olduğunu ifade ederiz. Örneğin bir kalem düşünelim. Bir kalem. Kalemin sonuna y harfini ilave edin.
Ne oldu şimdi kalemin sonuna? Kalem kelimesinin sonuna Y harfini ilave edelim. Şu durumda ne oldu? Kalemi. Ne anlam ifade eder? Benim kalemim demektir. Kitap kelimesini düşünelim arkadaşlar. Kitap kelimesi. Sonuna Y harfini ilave edelim. Bu durumda ne olur? Kitabi. Manası ne? Benim kitabım. Beyt, ev anlamında. Evin sonuna, beytin sonuna yani Y harfini ilave edelim. Beyti yani evim. Bu örnekleri istediğiniz kadar arkadaşlar çoğaltmanız mümkündür. Yani herhangi bir ismin sonuna Y harfini ilave ettiğiniz takdirde o ismin size ait olduğunu gösterir. O eşyanın veyahut da o nesnenin. Buna mukabil arkadaşlar, bu senin kendinle alakalı. Bir de senin diye ifade edersen, bakın ente sen, ente sen. Ama bu sene karşı iyelik zamiri nasıl kullanacaksın? O da K harfidir arkadaşlar. K, yani senin. Demi verilmiş örneğimizi Y harfini kaldıralım. Onun yerine K harfini koyalım. Mesela kalem kelimesi örnek vermiştik. Kalemi demiştik, benim kalemim. Y'yi kaldıralım, sonra K harfini koyalım. Kalemu K, senin kalemin. Defteru K, senin defterin. Beytu K, senin evin. Şimdi bildiğiniz gibi arkadaşlar, ikinci tekil şahıs ve üçüncü tekil şahıslarda kadın ve erkeklerle alakalı ayrı ayrı zamirlerimiz vardı. Burada da yine ayrı bir zamirimiz şöyle. Kalemu ke, senin kalemin, bir erkek için kullanmamız mümkündür. Ama bir bayan için kalemu ki, defteru ki, beytu ki şeklinde ifade etmemiz mümkündür. Bu kısa ayrıntıdan sonra arkadaşlar kelimelerimizi anlamaya devam ediyoruz. İsmi, benim ismim. İsmuke, senin ismin. İsmuki, yine senin ismin ama bir kadın için tabii ki kullanıyoruz. Yef'alu, yapıyor. Libya, bizim bildiğimiz Libya ülke. Irak, el-Irak, Irak. El-Bahreyn, Bahreyn. Fransa, Fransa. Hint, Hindistan. Amerika, Amerika. Britanya, İngiltere. Sin, Çin. El-Yaban, Japonya. Mağrib, Fars. Evet, bu kelimelerimizi arkadaşlar öğrendikten sonra bunları tekrar tekrar dinleyip yazmanız icap eder. Aksi durumda arzu edilen düzeyde müstefit olunamaz. Evet. Şimdi ise arkadaşlar yine kitabımızın 78. sayfasındayız. Tedribul evvel, birinci alıştırma. Ekmil el cümle atiye bi kelimatu münasibe. Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamla diye bizden istiyor. Yusuf min, tekrar arkadaşlar, Yusuf min, tekrar. Burada bizde istendiği şudur. Şu karşılıklardaki olanı buraya koymamızdır. Yusuf min Pakistan. En uygunu budur. Yusuf Pakistanlıdır. Burada ise Yusuf Pakistanlı yu. En uygunu Yusuf Pakistanlı yu. Pakistan vatandaşıdır. Yani şu kelimeler buraya gelmesi uygun değildir. Mesela Yusuf Pakistan olmaz. Pakistan olmaz. Pakistan yu olması gerekir. Yusuf el Pakistan da olmaz. O halde Yusuf Pakistanlı yu. Yusuf min Pakistan olmaz. O bakımda Yusuf Pakistanlı yu olması daha da uygundur. Yani Yusuf Pakistan vatandaşıdır. Me'adduat Arabiye, Arap Dili Yüksek Okulu neredeymiş? Fi Sudan. Burada bakınız, hemen ikincisinde Me'adduat Arabiye Pakistanlı yu, çok saçma bir yaklaşım olmaz öyle. Min Pakistan, bu da uygun değildir. Fi Sudan, Sudan'dadır. İsmi, benim ismim. Benim ismim, buna karşılık gelmesi gereken ismi, benim ismim Yusuf. Benim adım Yusuf'tur. Evet.
Tedribu sani. İkinci alıştırma. Ekmil kema fi nemuzeç. Örnekte olduğu gibi tamamla. Örneğimize baktığımızda arkadaşlar şunu görüyoruz. Yusuf min Pakistan. Yusuf Pakistanlıdır. Burada ise arkadaşlar örneğimizde Yusuf'un Pakistan vatandaşı olduğunu görüyoruz. Yani mensup yazısıyla birlikte kullanıyoruz. Yusuf Pakistanlı yun. Yusuf Pakistan vatandaşıdır. Bu örneğe uygun bir şekilde arkadaşlar bu alıştırmalarımızı yapıyoruz. Şu durumda Yusuf mine Suudiyeti. Yusuf Suudi Arabistanlıdır. Bu örneğe göre yapacak olursak Yusuf Suudi yun. Yusuf Suudi Arabistan vatandaşıdır. Yusuf minel Mağrib. Yusuf Faslıdır. Yusuf Mağribi yun. Mağrib vatandaşı yani Fas vatandaşıdır. Yusuf minel Libya. Yusuf Libyalıdır. Yusuf Libiyu. Yusuf Libya vatandaşıdır. Yusuf minel Bahreyn. Yusuf Bahreynlidir. Yusuf Bahreyniyu. Yusuf Bahreyn vatandaşıdır. Yusuf minel Irak. Yusuf Iraklıdır. Ve Yusuf Irakiyun. Yusuf Irak vatandaşıdır. Kitabımızın 79. sayfasındayız arkadaşlar. Tedribu Salis. 3. alıştırma. Ekmil kemafin nemuzeç. Örnekteki gibi tamamla. Burada bakıyoruz. Parantez içerisinde beynel kavseyn. Kavs parantez demektir. Beynel kavseyn iki parantez arası demektir. Şu iki parantez arasında yani fi beynel kavseyn iki parantez arasında bir takım ülke isimleri görüyoruz. Mısır, Fransa, Hindistan, Amerika, Britanya, Sin ve Yaban. Bunları görüyoruz. Bunlardan sonra arkadaşlar ene şeklinde kendimizi ifade eden zamir görüyoruz. Yani şunu demek istiyor. İşte ben Mısırlıyım, ben Fransalıyım, ben Hindistanlıyım, ben Amerikalıyım şeklinde kendimizi ifade etmemiz icap eder. Örneğini vermiş Mısır örneğinde. Mısır kelimesinde ene Mısriyun. Bakınız ben Mısırlıyım. Şimdi buna uygun okuyalım. Aşağı doğru. Ene'yi kullanıyoruz. Ene Mısriyun. Ben Mısır vatandaşıyım. Ene Fransiyun. Ben Fransa vatandaşıyım. Ene Hindiyun. Ben Hindistan vatandaşıyım. Ene Amerikiyun. Ben Amerika vatandaşıyım. Bakın arkadaşlar burada bazı ülkelerin son harfin sonları illetli harf diye tabir ettiği elifle gelmiş. Elif, elif, elif. Bu mensubiyet yazısı buraya getirmek istediğimiz zaman Fransa, Amerika, Britanya gibi buradaki elifleri önce kaldırıyoruz. Elifleri kaldırdıktan sonra arkadaşlar Y harfimizi ilave ediyoruz. Y'den önceki harfin de harekesini esre yapıyoruz. Mesela bakın Fransiyun, Fransiyun, Hindiyun, dal harfi esre, burada Y vardır, Hindiyun. Emriki yun. Kafımızı esre, elifi kaldırıyoruz. Emriki yun. Britani yun. Sini yun. Yabani yun. Şeklinde okumamız mümkün. Şimdi ise arkadaşlar muhatap müzekker zamirimizi biz görüyoruz. Ente. Şimdi bu zamirimizi arkadaşlar sırasıyla bu ülke isimleriyle beraber kullanalım. Ente Mısriyun. Sen Mısır vatandaşısın. Ente Fransiyun. Sen Fransa vatandaşısın. Ente Amerikiyun. Sen Amerika vatandaşısın. Ente Sinniyun. Sen Çin vatandaşısın. Ve ente Yabaniyun. Sen Japonya vatandaşısın. Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken önemli bir konu vardı. Lütfen bu mensubiyet yasıyla min eyni ente sualının sonunda orada verilen cevapta ene min Sudan, ene min Amerika, ene min Britanya gibi Amerikalıyım, Türkiye'liyim,
Japonluyum şeklindeki cevap ile vatandaşıyım şeklinde verilen cevabı birbirinden lütfen ayıralım. Bunlar apayrı şeyler. Birisi mensubiyet yani vatandaşlığı ifade ederken sonuna gelen bu mensup yası sonucunda min eyne ente sualının sonunda min Türkiye, min Irak, min Sudan, min Mısır şeklinde Mısırlı, Türkiye'li, Iraklı şeklinde verilen cevaplar ayrı ayrı şeylerdir. Şimdi işte arkadaşlar muhatap müennes için kullanılan zamirimizle beraber bu ülke isimlerini kullanalım. Enti Mısriye, sen Mısır vatandaşısın. Enti Fransiye, sen Fransa vatandaşısın. Enti Amerikiye, sen Amerika vatandaşısın. Enti Sinniye, sen Çin vatandaşısın. Enti Yabaniye ve sen Japonya vatandaşısın şeklinde ifade etmemiz mümkündür arkadaşlar. Tedribu Rabi, dördüncü alıştırma. Ekmil kemafinle muzeç, örnekte olduğu gibi tamamla. Huve Arakiyun. Şimdi arkadaşlar, biz birinci ve ikinci tekil şahıslarımızı kullandık. Huve Arakiyun. Şimdi ise üçüncü tekil şahısımızı kullanacağız. Üçüncü tekil şahısımız o, biliyorsunuz. Onu da iki şekilde ifade etmemiz mümkündü. Erkek için olan huve, kadın için de olan hiye. Huve Arakiyun, o Irak vatandaşıdır. Hiye Arakiye, o Irak vatandaşıdır. Bakın, hiye kadını ifade ediyor. O kadın, Arakiye, ona uygun bir şekilde T harfi geldi. Yukarıdakilerini uygun bir şekilde bunu yapmamız lazım. Huve Fransiyu, hiye Fransiye, huve Hindiyu, hiye Hindiye, huve Amerikiyu, hiye Amerikiye, huve Britaniyu, hiye Britaniye, huve Sinniyu, hiye Sinniye, huve Yabaniyu, hiye Yabaniye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, üçüncü tekil şahsımızı hem kadın için hem de erkek için kullanmış olduk. Evet, şimdi ise arkadaşlar kitabımızın 80. sayfasındayız. Tedribul Hamis, 5. alıştırma. Ekmil, tamamla, kema gibi fi nemuzec. Örnekteki gibi tamamla. Yusuf Yektubu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada basit bir isim cümlesi karşımızda. İsim cümlesinin ne olduğunu, daha doğrusu cümle kurarken cümlenin kaç şekilde nasıl kurulduğunu sizlere izah etmiştik. Bildiğiniz gibi cümle iki şekilde kuruluyordu. Birincisi isim cümlesi, ikincisi fiil cümlesi. İsim cümlesi, bir defa başta cümle en az iki tane kelimeden meydana geliyordu ve çok basit bir cümle şekli. İsim cümlesi en az isimle başlaması gerekirdi. O bakımda arkadaşlar ve o zaman da hatırlayınız, size şunu söylemiştim. İsim cümlesi isimle başlar, eğer özel isim değilse, normal bir isim ise bu elif lam ile başlar, yani yazılır. Ama özel isimse, insan ismi gibi Ahmet, Muhammed, Yusuf gibi isimlerse, özel isimler arkadaşlar elif lam kabul etmezler. O bakımdan özel isimlerin başına elif lam yazmamız mümkün değildir. Yusuf kelimesi de özel bir isimdir. O bakımda bunların başına biz elif lam yazmayız. Bu aşağıdaki şu anda göreceğimiz cümlelerin hepsi arkadaşlar birer isim cümlesidir. Neden? Çünkü isimle başlamıştır. O bakımdan Yusuf yektubu, Yusuf yazıyor. İsim cümlesinde görmüş olduğumuz bariz bir kaidemiz vardı. Yani isim cümlesinin birinci ayağı olan birinci isim mübteda
ikincisi ise haber idi. Lütfen bunu unutmayalım. Bu durumda Yusuf kelimesi mübteda, yektubu ise onun haberidir. Buna uygun bir şekilde başka bir cümle kuralım. Kemal ne olabilir mesela? Kemal yeşrebu. Kemal içiyor. Yusuf yektubu, Yusuf yazıyor. Kemal yeşrebu, Kemal içiyor. Semir yemşi. Semir yürüyor. Böyle bir cümle kuralım. Semir yemşi. Yemşi yürüyor demek arkadaşlar. Bakınız el-kelbu diyorum burada. Kelp özel bir isim değil arkadaşlar. Yani bir şekilde bir hayvan cins ismidir. El-kelbu, kelp, köpek yani. Ne ola? Bakın özel isim olmadığı için mübteda makamında, mübteda yerinde olduğundan dolayı başını el-flam hemen geldi. El-kelbu, yecri. Köpek koşuyor. Yecri kelimesinin koşuyor anlamında olduğunu geçmiş derslerimizde görmüş idik. El-filu, fil de özel bir isim olmadığı için bakın başa el-flamla gelmiş. El-filu, fil ne olabilir? Yekulu, fil yiyor. El-filu, yekulu, fil yiyor. Bu da normal basit bir cümle. Fil kelimesi mübteda, yekulu onun haberi. El-dabitu, el-dabitu üniformalı, zabıt yani, el-dabitu üniformalı. Bu da bakın özel bir isim değildir. Başa el-flam gelmiş. El-dabitu. Arkadaşlar dikkat ederseniz, başında el-flam bulunan kelimeleri ben tenvinli okumuyorum. El-dabitu, tenvin yok. Neden? Başında çünkü el-flam var. Başında el-flam bulunan kelimenin marife bir kelime olduğu, dolayısıyla el-flamlı olan kelimenin marife bir kelimenin arkadaşlar, sonunun tenvin olamayacağını defaten bunu izah ettik. Kendisinden sonra gelen eğer isim ise tabii ki, fiillerde benim bu bahsettiğim tenvin olayı isimler için geçerli. İsim ise eliflamsız ise mutlaka arkadaşlar tenvinli okumamız icap ediyor. Mesela eddabitu bir isim getirelim. Tavilun uzundur. Bakın tavilun tenvin getirdim. Ettiflu çocuk, yedhaku gülüyor. Şu alıştırmamızda arkadaşlar tedribus sadis 6. alıştırma ekmil kemafinne muzeç örnekteki gibi tamamla diyor. Burada ise arkadaşlar yine isimlerin sonuna iyelik zamilerinin geldiğini biz görüyoruz. İsim, ismi, ismuke ve ismuki. Buna uygun bir şekilde ziyare, ziyareti, ziyaretuke ve ziyaretuki. Biz biraz evvelki önceki dersimizde açıklamaya çalıştık arkadaşlar. İyelik zamiri geldiği zaman benim, senin, onun şeklinde izah edilir. O halde iyelik zamirleri isimlerin sonuna gelir. Birinci tekil şahısın yani iyelik zamiri yedir. Muhatabınki ise arkadaşlar kedir. Bunu sırasıyla görelim. Mesela ismi benim ismim. İsmuke senin ismin. İsmuki yine senin ismin. Bu defa kadın için kullanılıyor. Ziyare kelimesine baktığımızda ziyareti benim ziyaretim. Ziyaretuke senin ziyaretin. Ziyaretuki yine senin ziyaretin kadın için. Bunları arkadaş, unvan kelimesini kullanmaya çalışalım. Unvan, unvani benim adresim. Unvanuke senin adresin. Unvanuki yine senin adresin. Bir kadın için bunu kullanıyoruz. Formül çok basit arkadaşlar. Dikkat ettiğimizde çok da karmaşık bir durum olmadığını göreceğiz. İyelik zamileri yani daha doğrusu şöyle diyelim. Nefs-i mütekellimi vahde yani kendisini ifade eden şahıs dışında ikinci ve üçüncü tekil şahıslarda zamiler daima çift geliyor. Biri kadın, biri de erkek için.
O bakımdan iyilik zamirinin de ikinci tekil şahısı çift geliyor. Mesela kedir, iyilik zamirinin ikinci tekil şahısın kedir. Kenin hareket değişikliği oluyor. Ke üstün olduğu zaman irkeyi ifade ediyor. Esre olduğu zaman da kadını ifade ediyor. Sefer kelimesini okuyalım arkadaşlar. Seferi, benim yolculuğum. Seferuke, senin yolculuğun. Seferuki, senin yolculuğun. Vazife, vazife kelimesine baktığımız zaman arkadaşlar, vazifeti, benim görevim. Vazifetuke, senin görevin. Vazifetuki, yine senin görevin. Kadın için söylüyoruz. Cevaz kelimesine baktığımızda, cevazi, benim pasaportum. Cevazuke, senin pasaportun. Ve cevazuki, yine senin pasaportun. Bir kadın için bunu ifade ediyoruz. Kitabımızın 81. sayfasına arkadaşlar bakıyoruz. Burada Tedribustamin 8. alıştırma, ekmil tamamla, kemafin nemuzeç, örnekteki gibi tamamla. Mesmuk, yani ma ismuke, bunu biraz daha kitabı okursak, ma ismuke, mesmuk diye ifade edilir Arapçada, ama ma ismuke şeklinde de ifade etmeniz mümkündür. Ama bunun müstemel olan şekli mesmuk, ismin ne? Mesmuhu, şimdi bakın arkadaşlar, ma'dan sonra gelen, biz bu elifin vasıl elifi olduğunu ve normalde vasıl elifler okunmaz. Yani mimden sonra hemen sine geçiyoruz. Mesmuke, ma ismuke manasında. Mesmuke, ismin ne? Mesmuhu, onun ismine. Mesmuha, o kadının ismine. Demek ki üçüncü tekil şahısların da arkadaşlar iyilik zamirleri hu ve ha'dır. Onun, onun. Erkek için hu, onun. Kadın için ha, onun. Ma unvanuke, adresin ne? Ma unvanuhu, o adamın adresi ne? Ma unvanuha, yine o kadının adresi ne? Ma vazifetuke, senin görevin ne? Ma vazifetuhu, o adamın görevi ne? Ma vazifetuha, o kadının görevi ne? Ma cinsiyetuke, senin uyruğun, vatandaşlığın nedir? Yani nerenin vatandaşısın? Ma cinsiyetuhu, onun uyruğu ne? Onun vatandaşı ne? O erkek için ma cinsiyetuha, o kadının uyruğu, vatandaşlığı nedir? Ma rakamu cevazuk, pasaport numaran ne? Ma rakamu cevazuhu, o adamın pasaport numarası ne? Ma rakamu cevazuha, o kadının pasaport numarası ne? Ma tarihu cevazuk, senin pasaport tarihin ne? Ma tarihu cevazuhu, onun pasaport tarihin ne? Ma tarihu cevazuha, o kadının pasaport tarihi nedir? Arkadaşlar 8. alıştırmaya baktığımız zaman, tedribu samin 8. alıştırma, ekmil kemafin nemuzeç, örnekteki tamamla diyor. Burada arkadaşlar bilmemiz gereken son derece önemli bir şey vardır. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, isim tamlaması, ilgili bölümde biz bunu işledik. İsim tamlaması arkadaşlar, iki isimden meydana gelen bir tamlamadır. Biz bunun birinci ismine, yani bu tamlamayı meydana getiren birinci isme muzaf, ikinci isme ise muzafun ileyh deriz. Türkçe'de isim tamlaması olan bu kelime, tamlanan ve tamlayan şeklinde ifade edilir. İsim tamlamasında arkadaşlar, esas olan, ası olan, muzaf olan kelimedir. Yani tamlanandır. Hangi açıda esas olan? Bizim asıl öğrenmek istediğimiz odur. Mesela, okulun bahçesi dediğimiz zaman,
esas olan burada okulun bahçesidir. Yani bahçeyi anlamaya çalışıyoruz. Evin kapısı dediğimiz zaman biz kapıyı anlamaya çalışıyoruz. Asıl evi değil. Kapının kolu dediğimiz zaman biz kolu anlamaya çalışıyoruz. Asıl kapıyı değil. O bakımda esas olan arkadaşlar isim tamlamasında esas olan tamlanandır. Bunun karşılığı Arapçada muzaftır. Yani muzaf kelimesi esas olan anlanmak istenen kelimedir. Mesela hadikatul medrese, okulun bahçesi. Bu durumda anlamak istediğimiz kelime, muzaf olan kelimemizi daima cümlenin başına biz getiririz. Yani o tamlamada birinci kelime yazılırken muzaf yazılıyor, yani tamlanan yazılıyor. İkincisi ise arkadaşlar muzafun ileyh yazılıyor. Mesela babul beyti dediğimiz zaman, babul beyti dediğimiz zaman ilk önce bu bab kelimesi olan muzaf kelimesi başa yazılır. Ondan sonra beyt kelimesi yazılıyor. Çünkü asıl burada anlamak istediğimiz bab kelimesidir. Ha, demek ki isim tamlamasını meydana getiren yani muzaf muzaf ileyh kelimeleri birincisine muzaf, ikincisine muzafun ileyh diyoruz. Ve muzaf olan kelimemiz daima başa yazılır. Muzaf olan kelimemizin son harekesi arkadaşlar kendisinden bir önceki kelimenin veyahut da içerisinde bulunduğu cümlenin yapısına uygun hareketlenir. Bazen harekesi üstün, bazen ötre, bazen esre olması mümkündür. Ancak muzafun ileyh olan kelimenin harekesi arkadaşlar daima esre olur. Yani muzafun ileyh kelimesi isim tamlamasındaki olan tamlayan kelime Türkçedeki, Arapçadaki muzafun ileyh kelimesinin son harekesi daima esre biçimdedir. Şimdi bu kısa izahattan sonra arkadaşlar örneklerinde geçebiliriz. Bakınız, bitakatul usul, bitaka ve usul kelimesini iki tane isim yan yana gelmiştir. Yan yana getirdiğimiz zaman bitakatul usul, yani usuli, normal okuyuşta böyle okumamız lazım. Bitakatul usuli. Neden biz bitakatul usul deyip duruyoruz? Çünkü eğer bir kelime duruluyorsa, artık o kelimenin okunması devam etmiyorsa harekenin okunmasına gerek yoktur. Bitakatul usul normalde hareke esre olması gerekir. Ziyare kelimesiyle sebep kelimesini yan yana getirdiğimiz zaman bir anlam kazandırması için sebebu ziyare, bakınız sebebu ziyare, ok işaretiyle de sebep kelimesinin ziyaretten önce ziyaret kelimesinin önüne geçmenin gerekli olduğunu kitabımız bunu işaretlemiştir. Buraya bakalım arkadaşlar. Cevaz ve tarih. Ne olması lazım? Tarihul cevaz. Yani pasaportun tarihi. Pasaportun tarihi. Tarihul cevazi. Cevaz kelimesinin de son harekesinin esse olması gerekli. Rakamul cevaz. Pasaportun numarası. Bu da muza muzafili. Rakamul cevaz. Cevazi. Yine cevaz kelimesinin sonunu esre okumamı icap eder. Tarihul miladi, normalde geçiş yaparken böyle okumamı icap eder ama geçişe gerek olmadığı için tarihul milat, doğum tarihi. Mehal milat, doğum yeri, yine bu mehal kelimesi muzaf, tabi bu tarafa getirmemi icap ediyor, bu muzaf neyle? Tarih kelimesini buraya getirmemi icap ediyor, bu muzaf oluyor, bu da muzaf ile. Ma'hadul lugati, dil okulu manasında bu muzaf, bu da muzaf ile. Arkadaşlar, muzaf muzaf ile kelimesi son derece Arapça gramer yapısında önem arz ediyor. Bunun detaylarını inşallahü teala ilerideki derslerimizde göreceğiz. Arkadaşlar, şu an ise kitabımızın 82. sayfasındayız. Tedribut Tasih,
Dokuzuncu alıştırma. Ecip, cevaplandır. Tedribu tasi' dokuzuncu alıştırma. Ecip, cevaplandır. Ala es'ileti taliye, aşağıdaki sualleri cevaplandır. Eyne Yusuf, Yusuf nerede? Yine eyne şeklinde bir sual karşımızda. Eyne Yusuf, Yusuf nerede? Parçamıza göre cevap verecek olursa arkadaşlar, Yusuf fil metar. Yusuf havaalanında. Mâdâ yef'alu Yusuf? Yusuf ne yapıyor? Parçaya göre nasıl cevap vermek icap ediyor arkadaşlar? Mâdâ yef'alu Yusuf? Yusuf giriş kartını dolduruyordu, uçuş kartını. Yektubu Yusuf bitâkatel usul. Söylememiz mümkündür. Yektubu Yusuf bitâkatel usul. Hel Yusuf Mısır'ın, Yusuf Mısır vatandaşı mıdır? Hatırlatalım, hel sorusuna iki şekilde cevap vermek mümkün idi. Bunlardan birisi ne'em, olumlu, diğeri ise la. Yusuf Mısır vatandaşı değildi arkadaşlar, bildiğiniz gibi Pakistan vatandaşıydı. La huve Pakistaniyun. Hayır, o Pakistanlıdır. La, hayır diyoruz. Yusuf diyebileceğiniz gibi huve de kullanmanız mümkündür. Yani la Yusuf Pakistaniyun veya da la huve Pakistaniyun. O Pakistan vatandaşıdır. Ma rakamu cevadı Yusuf? Yusuf'un pasaport numarası nedir? Buradaki ma harfini, soru edat harfini kaldırdığımız takdirde rakamu cevadı Yusuf miye? 100 mesela söylemeniz mümkündür. Yani soru harfini kaldırdıktan sonra geri kalanla cevap ediyoruz. Ondan sonra icap eden ilave yapıyoruz. Eyne ma hadugat arabiye, Arap dili yüksek okulu nerede? Soru harfimizi kaldırdıktan sonra ma hadugat arabiye fi Sudan. Arap dili yüksek okulu Sudan'da. Veyahut da fi Khartoum, Khartoum'da. Mâzâ yektubu Yusuf fil metâr? Mâzâ ne yektubu yazıyor Yusuf Yusuf fil metâr? Yusuf havaalanında ne yazıyor? Vereceğimiz cevap arkadaşlar, yektubu Yusuf fil metâr bitâkatel usûl. Yusuf havaalanında uçuş kartını, giriş kartını yazıyor. Tedribul aşir, 10. alıştırma. Abbir anil suvaril atiye bi cümeli tamme. Abbir, tabir et, açıkla yani. Anil suvaril atiye, aşağıdaki resimleri açıkla diyor. Bi cümeli tamme, tam bir cümle ile. Birinci resme bakıyoruz. Yusuf olduğunu varsayalım, yazıyor. Yektubu Yusuf bitake. Yusuf kartı yazıyor. Yandaki resme baktığımız zaman havaalanı görüyoruz. Hada metar. Bu havaalanıdır. Üçüncü resimde arkadaşlar bir kişinin kitap okumakta olduğunu görüyoruz. Şöyle ifade edebiliriz. Kişinin Kemal olduğunu varsayalım. Kemal yakra'ul kitap. Kemal yakra'ul kitap. Kemal kitap okuyor. Burada bir kız çocuğunun gülmekte olduğunu biz görüyoruz. Tedhaku bint. Kız çocuğu gülüyor. Kitabımızın 83. sayfasında arkadaşlar yine Tedribul Hadi Aşere 11. alıştırma. İkra el cümle atiye cehren ve ktubha marateyn. Aşağıdaki cümleleri sesli oku ve iki kez yaz diye bizde istiyor. Çerçeve içerisindeki arkadaşlar örneğimize baktığımız zaman bakınız,
Yusuf yektubu bitakatil usul. Yusuf giriş kartını yazıyor. Ene talip, ben öğrenciyim. Enemin Pakistan, ben Pakistanlıyım. Tarihul milat, doğum tarihi 1960. Sebebu ziyare, ziyaret sebebi ed-dirase. El-unvanu fi Sudan, Sudan'daki adres. Mahat lugat-ı arabiyye, Arap dili yüksek okulu. Buraya baktığımızda arkadaşlar, ene Yusuf, burada ene'yi, ene şahıs zamirini, iyelik zamiriyle kullanıyoruz şu anda isim kelimesini. İsmi Yusuf. Benim adım Yusuf. Ente adil. Sen adilsin. İsmuke adil. Senin adın adildir. Enti Leyla. Sen Leyla'sın. İsmuki Leyla. Senin adın Leyla. Huve Muhammed. O Muhammed'dir. İsmuhu Muhammed, onun adı Muhammed. Hiye Zeynep, o Zeynep'tir. İsmuha Zeynep, onun ismi Zeynep. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu para içerisindeki tabirleri ve deyimleri mutlaka konuyla alakalı olmasa bile kendimizle ilişkilendirerek, yani bu deyimleri kendimizle ilişkilendirip çok iyi bir şekilde ezberlememiz icap ettiğini belirtmek istiyorum. Bugünkü dersimizin konusu Fil Funduk otelde. Sayfa 84. Ed-dersur rabi'. Ed-dersur rabi' Fil Funduk. Ed-dersur rabi' 4. ders. Arkadaşlar, sayılarla alakalı çalışmamızı inşallah Teala ileride biz bunu yapacağız. Bildiğiniz gibi erba'a dörttür. Erba'a normal bir sayıdır. Rabi' ise sıra sayısı diye tabir ettiğimiz bir sayıdır. Dördüncü manasında. Erba'a dört, Rabi' dördüncü. Ed-dersu Rabi' dördüncü ders. Fil Funduk otelde. Fil Funduk otelde. Bildiğiniz gibi ve bir harfi cer idi. Onun eş değerinde B harfi vardı. O bakımdan bunlarla alakalı bir çalışma içinde biz yapmıştık. Fil funduk dediğimiz zaman otelde manasını ifade eder. Bu oteldeki olan olay temsili bir isim ile oteldeki olan görevli arasında geçen bir diyalogdur. Hada funduku Sudan. Bu Sudan otelidir. El Funduk otel Fişşari Nil, Nil caddesindedir. El Funduk otel fi içinde de da manasında Fişşari Nil, Nil caddesindedir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar fi harfi cer bir ismin başına geldiği zaman o ismin son harekesini esre yapardı. O bakımdan biz Fişşari İ diyoruz. Fişari Nil. Ayn harfini lamla çarpmıyoruz. Çünkü lamdan önce bir şemsi harfimiz vardır. Huruf-u şemsiye vardır. O bakımdan ayn'den direkt menuna geçiyoruz. Fişari Nil. El Funduk otel Fişari Nil. Nil caddesinde. Yusuf, Yusuf Fil Funduk. Yusuf otelde Emame Mektebil İstikbal. Resepsiyonun karşısında. Emam kelimesi arkadaşlar cihet bildiren bir kelimedir. Bildiğiniz gibi dersimizin başında bunu size ifade etmiştik. Emame aynı zamanda halfe gibi, fevka gibi, ala gibi, tahte gibi, inde gibi, fe gibi herhangi bir ismin başına geldikleri zaman o ismin son harekesini esre yapar. Emame mektebil istikbal. Bakınız emam kelimesi
mektep isminin başına gelmiştir ve son harekesini esre yapmıştır. Emame mektebil istikbal. Yusuf fil funduk emame mektebi istikbal. Yusuf otelde resepsiyonun önünde. Muvazzafur istikbal, resepsiyon görevlisi. Arkadaşlar muvazzaf görevli anlamında, bildiğiniz gibi Türkçe geçmiş bir kelimedir. Vazifeli, görevli. Muvazzafur istikbal, resepsiyon sorumlusu. Ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Ehlen ve sehlen, hoş geldiniz. Yusuf, lütfen bir oda. Arkadaşlar bakınız, hücreten diyorum. Hücreten min fedlik. Burada hücreten deyişimin sebebi şu, hücre kelimesinden yani bu isimden önce hasf edilmiş bir fiil vardır. Yani ene uridu hücreten min fedlik. Burada uridu fiilinin mef'ulü makamındadır hücreten kelimesi. O bakımdan bunu üstün okuyoruz. Yani bunu şu kaidemizle karıştırmamak lazım. Bildiğiniz gibi bir kelime satır başında geldiği zaman o kelimenin son harekesini daima ötre okurduk. Ancak burada hücre kelimesinin son harekesini ötre okuyamıyoruz. Neden? Çünkü kendisinden önceki bir fiil hasf edilmiş durumdadır. Yani ene uridu ben istiyorum hücreten min fedlik. Ben bir oda istiyorum. O fiil yani uridu fiili ortada kaldırıldığı için yani hasf edildiği için mef'ulu yalnız şu anda satır başında görünüyor. O bakımdan mef'ulun da harekesi bildiğiniz gibi üstün olarak okumamız icap ediyor. Hücreten min fedlik. Bir oda lütfen. El muvazzaf. Yine sorumlu olan, görevli olan otel görevlisi. Li şahsın vahid. Bir kişilik mi? Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi bazı ifadelerde herhangi başında bir soru edatı gelmeden İfadenin ses tonundan soru şeklinde ifade edilebiliyor. Bu Türkçe'de de geçerlidir. Bütün diller için geçerlidir. Li şahsın vahid, bir kişilik mi? Ancak burada li şahsın vahidin başında herhangi bir soru edatı göremiyoruz. İfadenin tonundan soru şekli ortaya çıkıyor. Li şahsın vahid, bir kişilik mi? Yani bir kişilik orada mi harfi takdiren arkasına geliyor. Yusuf, naam fiha hammam. Evet, banyolu olsun. Naam, evet, fiha. O odada bulunsun. Hammamun banyo. Bakın arkadaşlar, fi içinde, de manasında. Şurada arkada gelen zamir, ha zamiri odayı gösteriyor. Yani hücreyi gösteriyor. Hücre kelimesi müennes bir kelime olduğu için arkasındaki ha zamiri onu ifade ediyor. Fiha, yani o odada hammamun banyo bulunsun. Naam evet. Fiha hammam. Evet ancak banyolu olsun diyor. Muvazzaf. Yine otel görevlisi. Hücretun li şahsın vahid. Bir kişilik oda. Fiha hammam banyolu. Si'reha. Onun fiyatı, ücreti. Si'r kelimesi arkadaşlar. Ücret, fiyat manasında. Si'reha. Yine burada ha harfi arkadaşlar. Bu zamir odayı gösteriyor. Yani onun fiyatı 40 cüneyh, 40 cüneyhtir. Cüneyh arkadaşlar biliyorsun para birimi Mısır ve Sudan'ın para birimleri. Yusuf hasenen, güzel, pekala manasında, evet, tamam manasında. Evet, sayfamız arkadaşlar 85. Şu anda 85. sayfadayız. El muvazzaf, görevli, min fedlik. Lütfen ismeke ve unvaneke ve vazifeteke ve cinseteke ve rakama cevadı sefer. Arkadaşlar burada manayı vermeden önce basit bir gramer kaidesini size açıklama uygun görüyorum. Dikkat buyurunuz. İsmeke ve unvaneke ve vazifeteke şeklinde okuyorum. Yine arkadaşlar bir önceki konumuzda açıklamış olduğumuz gibi burada takdiri ve hasf olunmuş bir fiilimiz vardır. Yani min fedlik uktub ismeke. Uktub fiili takdiri olarak mevcut. Hasf olunmuştur.
Yani burada uktub fiilinin varlığını kabul etmeniz gerekir. İsim kelimesi uktub fiilinin yani hasf olunmuş fiilinin mef'ulü makamında bulunduğu için ismeke şeklinde okuyoruz. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bütün emir fiillerin faili muhatap zamirdir. Yani uktub ente, sen yaz, uktub yaz, ente onun failidir, ismeke ismini yaz. O bakımda arkadaşlar burada isme şeklinde üstün hareke ile harekelendiriyoruz. İsmeke ismini yaz. Ve unvaneke adresini yaz. Ve vazifeteke kendi görevini, vazifeni yaz. Ve cinsiyeteke uyruğunu yaz. Ve rakame cevadı sefer pasaport numarasını yaz. Şeklinde Yusuf'a söylüyor. Kim söylüyor? Muvazzaf söylüyor. Pekala. Parantez içerisinde beyne kavseyn iki parantez arasında yektubu yazıyor Yusufu Yusuf ismehu. Bakınız burada Yusuf bizim fail makamında, isim kelimesi mef'ul makamında, yektubu Yusufu ismehu ve anvanehu ve vazifetehu ve cinsiyetehu ve rakame cevaz. Yusuf ismini, adresini, vazifesini, cinsiyetini ve pasaport numarasını yazıyor. Arkadaşlar yine burada basit yine bir gramer kaidesinden bahsetmek istiyorum. Takdir edersiniz ki daha önce konumuzda da biz bunu belirttik. İsimlerin sonuna gelen zamirler, gaip zamirlerimiz şu şekilde iraplanır. Yani bütün zamirler, isimlerin sonuna gelen bütün zamirler arkadaşlar, bildiğiniz gibi muzafun ileyh makamında olurlar. Yani isme bir zamir bitiştiği zaman o isim muzaf makamında olur, zamir ise muzafun ileyh makamında olur. Gaip zamirlerin arkadaşlar özellikle irabı şöyledir. Herhangi bir ismin sonuna bir gaip zamiri bitiştiği zaman arkadaşlar, biz ilk önce zamirin kendisinden önceki yani bitiştiği harfin harekesine bakarız. Harfimizin harekesi arkadaşlar üstün veya ötre ise zamirimizin harekesi ötre olur. Yani şunu mim harfini kabul edelim. Zamire bitişen şu mim harfi arkadaşlar, eğer harekesi üstünse veyahut ötre ise zamirimizin harekesi ötre olur. Şayet zamirimizde önceki harfimiz yani temsili olarak bu mim harfimiz eğer harekesi esre veyahut da zamirden önceki harf bitişli harf sakin ye şeklinde ise bu durumda zamirimizin harekesi esre olur. Evet, demek ki arkadaşlar gaip zamirlerin, isme bitişen gaip zamirlerin iki şekilde irabi vardır. Ya bu şekilde ötre olur veya otu esre olur. Arkadaşlar zamirlerimizle alakalı bu detayı alırken şu noktayı da dikkatten kaçırmamak gerekiyor. Bildiğiniz gibi gaip zamirlerin müfret müennesi ile tesniye zamirleri mebnidir. Mesela İsmuha dediğimiz zaman bu ha zamirinin üzerine herhangi bir hareke koyma şansımız yoktur. Veyahut da ismuhuma tesniye yaptığımız zaman yine gaip zamiri tesniye, bunun da üzerine bir hareke koyma şansımız yoktur. Bu noktayı da arkadaşlar anladıktan sonra gerek zamirlerimizin harekelemesine ve gerekse biraz önceki değmiş olduğum iraba dikkat etmemiz gerekli arkadaşlar. Bu irabı da bu şekilde kavradıktan sonra konumuzun diğer geri kalan kısmına devam edebiliriz. Yusuf yedhulu hücre, odaya giriyor. Fil hücreti, odada vardır. Ne vardır? Serirun, bir yatak vardır. Ve hizanetul melabis, gardolap vardır. Yani elbise dolabı vardır. Ve taviletun, yemek masası vardır. Ve kursiyun, sandalye vardır. Ve hatifun, telefon vardır. Ve radyo,
Radyonun arkadaşlar başka bir ismi bu radyo. Acemi bir kelimedir. Daha sonra Arapça kelimelerinin içine karışmıştır. Miza'a demektir asıl Arapça karşılığı. Ama radyo olarak da kullanılabiliyor. Ve hammam banyo. El hücretu oda murihatun ve cemile. Murihatun rahattır ve cemiletun güzeldir. Burayla alakalı da bir irab kaidesini vermekten fayda görüyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi daha önce biz görmüştük. Biz cümleyi iki şekilde kurardık. Cümlenin birisi bildiğiniz gibi isim cümlesi. Diğeri ise fiil cümlesi. Biz isim cümlesini mübteda ve haber şeklinde ifade ederdik. Yani cümle eğer bir isimle başlamışsa bu mübteda ve haber şeklinde ifade edilir. Yani cümlenin başına ilk gelen harf mübteda, kendisinden sonra gelen ikinci kelimemiz ise bu da haberdir. Yusuf yedhulu hücre. Yusuf odaya giriyor dediğimiz zaman bu bir isim cümlesi arkadaşlar. Fil hücreti bu da bir isim cümlesi. Neden? İsimle başlamıştır. Bu durumda fil hücreti odada vardır. Kendisinden sonra gelen şu serir kelimesinin haber olduğunu anlıyoruz. Fil hücreti odada vardır. Serirun yatak vardır. Dolayısıyla bu eğer haber ise, harekesli ödre ise kendisinden sonra gelen bu cümlelerin vavla bağlantılı atıf durumundaki olan bütün bu cümlelerin de haberin üzerine atıf olduğu için harekelerinin ötre olması gerekiyor. Ve hizanetu melabis ve taviletu ve kursiyu ve hatifu ve radyo. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hepsinin son harekesi ötre olduğunu görüyoruz. Allah izin verirse arkadaşlar mübteda ve haberle alakalı konuyu detaylı bir şekilde biz size vereceğiz.